Yenişehir'de Romanus'la görüştü. Onunla iş tutan kimse hain odur dediydin. İnşallah bulduk bey. İnşallah. Varkından habersiz iş tutabilir bey. Tam emin olmakta fayda vardır. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz Yakutay. Ümit sen tez bağlanın yanına varasın. Haddini bilmeyen Osman da buradaymış. Babam Turgut'tan sonra senin de kafanı kesecek. Siz çok oldunuz. Çok. Sen niye telaş ettin? He? Senin de kafanı kesmem için bulman gerekmez Konur. Sade sıranı bekleyeceksin. Sade. Biz ileri yürüyeceğiz deriz. Atam gelir ardımıza durur. Senin yanındaki o Atabey Ahmet denen it gider düşmanla işbirliği eder. Sırf Ali Bey ardımıza durmasın diye. Elbette edecek. Düşmandır en nihayetinde. Onun fıtratı budur. Ama asıl vahim olan nedir bilir misin? Yangına körü körüne gitmek. Kendi hisleri, kendi menfaatleri için davasını unutmak. Şeytanla işbirliği edip ne ettiğini bile bilmeden düşmana çanak tutarsın. Neyse ki senin gibilerden Türkmen içinde çok yoktur. Türkmenlerin hepsi gelir ardımıza durur. Zaferimizle yüreklenir, fetihimizle övünürler. Ama şükür ki Ali Bey de öyle düşünür. Sadece oyuna gelir. Altlar. Aydatlara. Aktemur, atanı da emmini de severim sayarım. Ama bana bir oyun edecek olurlarsa ilk düşecek kelle senindir bilesin. Beyim, geliyorlar. Osman Bey. Hadi. Evladımı da
Turgut Bey'i de teslim edesin. Hele sabırlı olasın. Hele sabırlı olasın. Ali Bey, sana bu işin içinde başka bir iş var dediydim. Öfkene yenik düşme dediydim. Sana gaflet uykusundan uyan dediydim. Ama seni gaflet uykusundan ben uyandıracağım. Evvel benim altlarımın kılığına giren Atabey Ahmet oğullarla iş tutardı. O sebeple Turgut Bey'le Mustafa'ya saldıran da oydu. Ama iki kişi daha var. Biri Romanos, diğeri Cebe. Cebe'yim de toprağın altında. Romanos'un da fazla vakti yoktur. Asıl meseleye gelince Atabey Ahmet, o da onlarla işbirliği halindeydi. Ama iş tuttukları onun sonu oldu. Sen ne anlatırsın Osman Bey? Ali Bey, sen bizim ardımızda durma deyi bunca şey yaparlar. Fetihlerin önüne geçmek isterler. Kayı'yı güçsüz kılmak isterler. O sebeple Turgut Bey'e oyun kurdular. Ama bunu yapan bir kişi daha var. Ona gelince o da Park. Gel hele. Gel hele Türkmen'in yüz karası. Hayrola Osman? Bu vaziyetten kurtulmak için bana mı iftira atacaksın? Turgut'u kurtarmak için beni mi yakacaksın? Ses! Ben demeden tek kelam dahi etmeyeceğiz. Ali Bey, her şeyi anlatacaksın. Başlan batma. Orhan. Yettim beyim. Ecelinden kaçan korkak it gibi nereye gidersin? Kaç Hüsamettin, kaç. Hain anlamaya rehber olmuşsun. Ya hak. Kaç bakalım hain. Başımı. Beyim. Getirir. Bu barkın. Barkın hamleleri için paydaşı Ahmet'e dahi kıymaktan çekinmedi. Ve eşi Selvi'yi bizlere çaşıt yapmaktan. Mustafa. Yersin hele.
Turgut Bey'in yolunu sana kim söyledi? Mustafa! Anlat! Barkın Bey söyledi. Barkın'ın Ahmet'le dostluğu aşikar. Ve şanak tuttuğu da ortadadır. Şimdi kendi dilinle ikrar edersin. Neyi Osman? Neyi? Ben hiçbir hainliğe ortak olmadım ama... sana bunun hesabını soracağım. Ben hain değilim. Kes! Hain değilsin ha. Hain değilsin.